Şimdi e, doğal olarak bizi hala izliyor mu seyircilerimiz bilmiyorum ama sonuçta program biraz e, bağlamından koptu. E, Cumhurbaşkanı bize banttan da olsa Reuters'e verdiği e, röportajla konuk oldu. Şimdi ben de o zaman konuşmamı tamamen bir kenara bırakıyorum. E, Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerinden bazı yorumlar yapma zorunluluğunu hissediyorum. E, doğrudan doğruya sıcağı da bu yorumlar yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim Hava Hanım. Cumhurbaşkanı seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanıdır. Ben oy vermedim. İsterim ki yarın demokratik yollarla gitsin insin oradan. Bütün kalbimle, bütün varlığımla bunun mücadelesini veriyorum. İsterim ki yarın gitsin. Ama o gidene kadar orada oturduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Ve şimdi size Satır başlarını sadece sayma, sayabileceğim yoksa saatler yani süren konularda. saymaya da gerek yok. Konularda, Çekinceleriniz olanları söyleyin efendim. E, tabii işte çekincemin olduğu beni ha. üzen ve e, Türkiye'yi aciz gösteren konularda ne kadar üzgün olduğumu size anlatamam. Örneğin bir itiraflar silsilesi izledik Cumhurbaşkanı'ndan. Diyor ki ben diyor 15 yıldır kesintisiz iktidardayım ve Avrupa Birliği'nde her geçen gün kötüye gidiyoruz. Şimdi böyle bir itirafı söylüyor. Avrupa Birliği'nden her geçen gün kötüye gidiyoruz diyor ve buna kendine bir ders çıkarmıyor. Şimdi eğer 15 yıldır kendi tabiriyle biz her geçen gün gidiyorsak faslılar açılmıyor, açılıp kapanmıyor ise ya bunu sorumlusu kimdir ve kardeşim? İnsan bunu bir düşünmez mi? Bu bir. İki, ben satır başlarında devam edeceğim. Durdu durdu gene Suriye'ye karışmaya kalktı. Esed işte şu kadar insan öldürdü. Orada durması oturması doğru değil. Bakın ben bile ben bile Recep Tayyip Erdoğan'ın orada oturmasını istemeyen birisi olarak eğer herhangi birisi bana gelip derse ki Recep Tayyip Erdoğan oradan inmesi lazım o diktatördür dese ben karşı çıkarım. Onu indirecek kişi biziz millettir. Millet nasıl onu oraya getirdiyse yeri zamanı geldiğinde öyle indiremesini de bilir. Esad'ı millet mi ama getiriyor? ama elbette beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bir başka devletin iç işine karışıp o orada oturduğu sürece bu olmaz. O adam katildir dediğiniz zaman bu sefer işte işin çıkmazına girmiş oluyoruz. Bu da bizim en büyük Cumhurbaşkan en büyük hatalarından bir tanesi. Üç, Almanya'dan bahsetti. Yahu şimdi bir herhangi bir ülke bizim milletimize yönelik olarak dese ki ya ben şu 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 partileri sevmiyorum. Onlara oy vermeyin. Biz ne yaparız Allah aşkına? İnadına gideriz oy veririz değil mi? Sen bize karışamazsın deriz. Şimdi sen bir cumhurbaşkanısın. Nasıl olur da kalkar isim vererek şu 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 partileri almaya da oy vermeyin dersin. Bakın hiç politikaya oynuyor. Çünkü o da çok iyi biliyor ki bütün Almanya'daki Türkler, oy kullanan Türkler bir araya gelseler ve bir tek partiye oy verseler yüzde bir nokta birdir. Yüzde bir nokta birdir. Yani bizim ağırlığımız Almanya'daki seçmenler arasında. Yüzde 1.1. Hepsi bir araya gelse. Kaldı ki birçok partiye dağılmışlar. Ve bu insanlar kendileri fikirlerine göre oy veriyorlar. Ve şu anda 11 tane milletvekilimiz, Türk kökenli milletvekilimiz federal parlamentoda görev yapıyor. Sen şimdi o partiye verme, bu partiye verme dediğin zaman oradaki Türk kökenli milletvekillerinin önünü kesmiş oluyorsun. Neden? Buradaki kahvede seni dinleyenlerin hoşuna gittiği için. Dört, efendim, şuraya şu düştüğümüz e, acizliğe bakar mısın? Ben NATO ülkesiyim diyor. Gidiyorsun ona buna bedava silah veriyorsun, bana paramla silah vermiyorsun diyor. O bunu Türkiye'de kendisi, de, de söylüyor senin Cumhurbaşkanı. Yani. Evet, bu itiraflar her yerde söylüyor. Yani öyle bir duruma gelmiş ki benim ülkem, bunların yüzünden, öyle bir duruma gelmiş ki, kendi paramla silah alamaz duruma gelmiş kendi para Cumhurbaşkanının korumalarına bile korumalarına bile silah verme anlaşmasını iptal etmiş. Amerika dün bugün yakın dostum Donald diye hitap ediyor. Sen nasıl yakın dostun bu adam? Senin seni koruyan adamların silah anlaşmasını iptal etmiş. Bunu bütün dünya bilmiyor mu? Sen de kalkmışsın diyorsun ki yakın dostum Donald'la biz çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Hadi oradan demezler mi adama? Böyle bir böyle bir duruma Türkiye'yi nasıl sokarsın? YPG silah göndermek efendim 5. maddemiz. YPG silah göndermek kötüdür şu. Yahu daha daha mittırlarının egzozunun dumanı daha dağılmadı ya. O mittırlarıyla e, Suriye'ye gönderildiği gösterilen her yerde yer alan silahlar acaba şu anda nerede? Bütün bunları düşünmeden bu şekilde laf ettiğimiz zaman Türkiye'nin itibarını zedeliyoruz. Altı. Efendim olağanüstü hali sordular. Nasıl kaçamak cevaplar verdiğini gördünüz. Teröre karşı alınmıştır diyor. Bir cumhurbaşkanı doğruyu söylemek zorundadır. Eğer o halin gerekçesine bakarsanız sadece ve de sadece FETÖ'yü görürsünüz. Başka hiçbir terör örgütünü göremezsiniz. 34 yıldır biz PKK ile mücadele ediyoruz. Hangi bir gün kalktığınızda PKK için olağanüstü hal ilan ettiniz? Ama şimdi FETÖ söz konusu olunca olağanüstü hal ilan ettiniz. Peki, ve Olan bir, bir, Birkaç şeyim daha kaldı ama izin yani verirseniz. Yani hepsini saymaya olan, kalkarsak ama, süremiz zaten... Ama şimdi zaten. zaten Cumhurbaşkanı bütün süremizi yedi. Bir sürü şey de söyledi. Biz de burada sabırla, yani insanca ama dinledik. Yani. Onlarda da bir cevap vereceğiz. Şimdi ama hiçbir diğer şekilde... da süre kalsın diye Tamam. Nasılsa uzatıyorsunuz, biraz uzatabilirsiniz. Şimdi hiçbir şekilde e, FETÖ dışında bir terör örgütü gerekçede, ben parlamento üyesiyim, o gerekçeyi gördüm. Ve o gerekçe de FETÖ dışında hiçbir terör örgütünün adı yazmaz. Ve siz FETÖ için çıkardığınız olağanüstü hali bugün FETÖ dışında neredeyse her şey için kullanıyorsunuz. Biz bu sakalları boşuna bırakmadık. Bunun böyle olacağını bildiğimiz için olağanüstü hali protesto ederim diye bıraktık. 14 ay oldu Ahu Hanım. 14 aydır ben sakalımla bunları protesto ediyorum. 14 ay bu ülkede olağanüstü hal uygulanır mı? Olağanüstü hal uyguladığın zaman sadece FETÖ mücadele etsen hadi neyse. Ama onun dışında her şeyle mücadele ettiğini de bütün dünya biliyor. Efendim basın özgürlüğüne sıkıntı yok mu? Allah aşkına siz bir basın mensubusunuz Ağva Bana şunu söyleyin Allah rızası için. Cumhuriyet gazetesi yazarları hırsız mıdır? Silahlı terörist midir? Ya da ajanlık mı yapmışlardır? Ne yapmışlardır da Cumhuriyet gazetesinin veya diğer e, adi sözcü gazetesinin yazarları şu anda hapiste tutulmaktadır. Elbette bir basın mensubu yasa dışı bir iş yaparsa tabii ki bunun bunun hesabı sorulur. Ancak siz suç uydurup da böyle bir şey yaparsanız da kusura bakmayın. Biz muhalefet medyasını kapatmadık diyor. Nasıl kapatmadınız? Bütün muhalefet medyasının yazarlarını içeri tıktınız. Sözcünün Cumhuriyet'in yazarlarını ya Allah aşkına yani illa darabayı mı indirmek lazım kapatmak için. Bugün uçağa bindiğiniz zaman bir tane Cumhuriyet gazetesi, bir tane Sözcü gazetesi bulamazsınız. Bir tane Bir Gün gazetesi, Evrensel gazetesi bulamazsınız. Onun dışında bütün yandaş medyanın gazetelerini size getirip servis ederler Türk Hava Yolları uçağında. Hepimizin bindiği uçaklarda. Böyle bir rezalet daha nerede görülmüş basın özgürlüğüne bahsediliyormuş. Efendim yargı bağımsızmış. Adamı güldürmeyin Allah aşkına ya. Yargıçlar öyle bir noktaya geldi ki Ava Hanım Bırakın baskı görmeyi artık kendi kendilerine ben böyle karar vermezsem baskı görürüm diyor. Örnek mi istiyorsunuz? Daha dün Yargıçlar Sendikası Başkanlığı Şanlıurfa'ya sürmedi mi bu hükümet? Hani yargıç bağımsızlığı, hani yargıç güvencesi? Şimdi yargıçlara öyle bir şey yapıyor ki birisi hakkında birini salı verdiği zaman hop onu FETÖ'cü diye içeri alıyor. Birisi bir şey yaptığı zaman hop onu sürüyor. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Efendim yargı bağımsızmış da Sayın Cumhurbaşkanı sadece eşine çocuklarına haksız hakaret edenlerle uğraşıyormuş. Hayır efendim öyle değil. Bütün savcılar, bütün savcılar işi gücü bırakmışlar. Recep Tayyip Erdoğan hakkında küçücük bir şey yazdığınız zaman, sosyal medyada kullandığınız zaman derhal sizi gelip gözaltına alıyorlar. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi kıymetli hanımefendi. Çocuklar da kıymetli, baş tacı elbette herkesinki kıymetlidir. Bizimkiler kıymetli değil mi? Bizimkilere aynı uygulamayı yaptığı zaman o savcılar ne yapıyorlar? Niye gözlerini kapatıyorlar? İlla biz şikayet ediyoruz, şikayet ettiğimiz zaman takipsizlik kararı veriyorlar. Onlarcasını size gösterebilirim. Peki, Gazetelere tekzip yazısı gönderdiğimiz halde yayınlamama cüretini gösteriyorlar. Mahkemeye başvuruyorum, mahkemede hayır diyor bu diyor basın özgürlüğüdür. Ya adam bana küfretmiş. Sen de hangi basın özgürlüğünden bahsediyorsun? Peki, aynı şekilde kendisine dokunulduğu zaman o feryat çıkan, <laughs> ama onun dışında basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığından söz etmek maalesef bu ülkede artık ya safsındır ya da bilerek isteyerek konuyu saptırıyorsun ve doğruları söylemiyorsun anlamını taşır. Peki.